Trabit YouTube kanalına hoş geldiniz. Kapanışa doğru Borsa İstanbul'da %1'e yakın bir negatif performans var. Endeks 9.217.45 yüksek gördü. Ben de sabah videosunda özellikle 9.250 direncini vurgulamıştım. Hani oraya ramak kala döndü. Düşükte de 9.052.53 gördü. 8.850-9.000 majör destek attı. Bu hat üzerinde kaldığımız sürece bu geri çekilmeler bir alım fırsatı olarak değerlendirme potansiyeli devreye girebilir. Özellikle satış Amerika'daki saat 16.30'da beklentiden iyi açıklanan enflasyon verisiyle beraber tetiklendi. Beklentiden iyi gelen enflasyon verisi Amerika tarafında Fed'in faiz indirimlerini Haziran'dan Temmuz ayına öteledi. Faiz artışlarındaki öteleme genel olarak küresel çapta gelişmekte olan ülkelerin endekslerine negatif yönlü bir performans gösterdi. Ki zaten Amerika tarafında da baktığımızda endeksler %1 ile 2,5 arasında negatif yönlü performans gösteriyor. Tabii bu noktada endeksin belki bir düzeltme demeyelim de bir miktar geri çekilmesi için bu enflasyon verisi bir bahane oldu. Tabii bu noktada endekse negatif yönde katkı sağlayan hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, İmaj, Türksel, Ford Otomotiv yer alıyor. Göreceli pozitif katkı sağlayan hisse senetleri arasında Aselsan, Gübre Fabrikaları ve Sasa geliyor. Bizim de teknik öneride Big Chef önerimiz bulunuyordu. Fakat Big Chef önerimiz stop seviyemize değdiğinden dolayı pozisyonumuzu kapattık. Açılan, kapanan ve mevcuttaki pozisyonlarımızın detaylarını da TradeWeb uygulamasından bakabilirsiniz. Yurt dışı piyasalara baktığımız zaman da günlerden enflasyondu. Enflasyon verisi beklentilerden iyi gelince dolar endeksi 104'ün üzerinde fiyatlamasını sağladı. 104.76'dayız şu anda. Yani 105 direnç seviyesine yakınız. Bu özellikle dolara karşı diğer varlıkları negatif yönde etkiledi. Pariteyi 1.07'lere yaklaştırdı. Ons %1.20 negatif performansla 2000 psikolojik seviyesi altında 1997 seviyesinde şu anda takip edeceğimiz bant olarak 1985-1995 bölgesi önemli. Gümüş %2'ye yakın negatif primli. Bitcoin 50 bin dolar aşağısında %2 negatif kayıpla 49 bin seviyesinde yer alıyor. İşte bugün bütün bunların kırılması enflasyon verisi Fed'in faiz indirimini Haziran'dan Temmuz'a çekti. Önümüzdeki veri takviminde de özellikle 28 Şubat tarafında Amerika'da büyüme verisi gelecek. 29 Şubat'ta ise kişisel harcamalar PCE verisi gelecek. Ona göre izleyip görmek lazım. İyi akşamlar.